Masa da hazır. Fatih nerede kaldı acaba? Bir daha mı arasam? Ay yok yok, sıkmayayım çocuğu. Neyse, o gelene kadar biraz oturup televizyon izleyeyim. Ne kadar sıkıcıymış evde tek başına durmak. Ailemi, arkadaşlarımı özledim. Ah, geldi. Nerede kaldın Fatih? Evde tek başıma, canım çok sıkıldı. Elif, dışarı çıkalı anca 20 dakika oluyor. O da ekmek almak için çıktım. Ama bu benim yediğim ekmekten değil. Ben yulaf ekmeği yiyorum. Nereden bilebilirdim Elif? Bundan sonra sana yulaf alırım. Ya sen benim daha hangi ekmeği yediğimi bilmiyorsun. Elif tamam, abartma. Ne? Abartıyor muyum? Daha evleneli bir hafta oldu. Elif ne oluyor sana böyle? Ben ailemi çok özledim. Evde canım çok sıkılıyor. Tamam Elif, o zaman hazırlan, annenlere gidelim. Hem onlara da sürpriz olur. Ben o kadar yemek hazırladım. Yemeği evde yiyelim, öyle gideriz. Acaba hiç evde tuz kaldı mı? Sanki hepsini buna boşaltmış. Şimdi bir şey de desem üzülür. Bu kadar emek vermiş. Artık tuzlu tuzlu yiyeceğiz. Ay ben unutup buna iki kere tuz atmışım. Fatih, istersen gel yemeği annemlerde yiyelim. Ne dersin? Bu kadar emek vermişsin, uğraşmışsın. Evde yiyelim. Aslında iyi de fikirdi ama. Canım, yemek birazcık tuzlu olmuş. Kendimizi zorlamayalım. Sen anladın ama ben üzülmeyeyim diye evde yiyelim dedin değil mi? Canım kocacığım benim. Değil tuzlu çorba. Ben senin elinden zehir olsa yerim Elif'im. Kızım ne iyi ettiniz gelmekte de, ne gerek vardı pastaya? Çok güzel gözüküyor, hem de en sevdiğimden. Fatih, elimiz boş gidemeyiz dedi anneciğim. Eniştemle babam da içeride maç izliyor. Aman izlesinler kızım, Allah muhabbetlerini arttırsın. Abla, balayınız nasıl geçti? Ayşe, zaten 3 günlüğüne gittik Antalya'ya, o da çarçabuk geçti. Bak kızım, tutumlu ol. Evini her zaman düzenli temiz tut. Kocana karşı her zaman tatlı dilli güler yüzlü ol. Anne o da bana olsun. Kızım akşama kadar çalışıyor, yoruluyor. Eve geldiği zaman bir güler yüz görsün. Anne ben de çalışıyorum. Kızım tamam da sen günde birkaç saat çalışıyorsun. O öyle mi? Bir kadın surat asıp kavga etmekle hiçbir şey elde edemez. Yılan bile tatlı dil ile deliğinden çıkıyor. Ben de Fatih'e çok kapris yapıyorum. O zaman artık yapmayayım. Abla bütün kıyafetlerini hazırlayıp poşete koydum. Giderken alırsınız. Yatağını ne zaman kaldıralım? Hayır kaldırmayın. Ben arada sırada kalırım burada. Yok kızım. Bak ne zaman istersen gel ama bir evli kadın evinde kalır. Sen artık burada beni istemiyor musun anne? Elif. Şehir dışında oturuyor olsam neyse de zaten iki sokak ötede oturuyorsun. Hem evine ısın. Abla senin mobilyaları aldığın yerde güzel genç kız odaları da var mıydı? Ayşe daha yeni düğün yaptık. Bekle biraz zaman geçsin, öyle yenileriz odanı. Ama ileride yenileyeceğiz değil mi anne? O eşyalar daha 5 sene daha gider. O zamana kadar Ayşe de evlenir, ben oraya küçük bir oturma odası yaparım. Uğra, 2 tane kahve söyleyeyim mi? Olur. Hem bu arada sohbet de uzar. Kahve gelene kadar. Zehra, ben seni ilk gördüğüm anda tanımıştım. Hatırlatma Buğra, çok mahcup oluyorum. Ama sen çok değişmişsin Buğra. Nasıl tanıyayım? Sen de çok değişmişsin Zehra. Daha da güzelleşmişsin. Buğra? O zaman da çok güzel ve tatlı bir kızdın. Ama... Neyse Buğra. Annenler ne yapıyor? Onları görmeyeli yıllar oldu. Onlar hala Kütahya'da yaşıyorlar. Ben İstanbul'a üniversiteye gelince burada kalmaya karar verdim. Dayım da bu işi teklif edince işte böyle oldu. Acaba sorsam mı erkek arkadaşı var mı diye. Gerçi olsa arardı, gelirdi. Şu ana kadar Zehra'nın etrafında hiç kimseyi görmedim. Zehra, okul bittikten sonra sen ne yaptın? Bir dönem komşumuzun kafesinde muhasebeyi tuttum. Şimdi de buradayım. Öyle bir şey yok yani. Hem yakışıklı hem zengin. Şimdi bunun etrafında da bir sürü kız vardır. İşten kalan zamanlarında ne yapıyorsun Zehra? Komşumuzun kafesi var demiştim ya. Oraya gidiyorum. Kız arkadaşlarımla orada buluşuyorum.
Bir gün ben de isterim o kafeye gelmeyi. Zehra, moda tasarımcısıyla yapacağımız röportaj için randevu aldın mı? Aa, Burak Bey, sizin burada ne işiniz var? Ece Hanım, randevuyu siz alıyordunuz. Röportaja da Zehra Hanım gidiyordu. Ben öyle biliyorum. Bakın Burak Bey, benim adım Ezgi. Ama siz bana Ece demek istiyorsanız adımı değiştirebilirim. Eğer saçlarımın rengini de beğenmediyseniz siyaha boyatabilirim. Ezgi Hanım, bu dedikleriniz beni ilgilendirmez. Siz dediklerimi yapın yeter. Ay, bunlar niye sürekli bir aradalar? Sinir oluyorum. Burak Bey, takıldığım bir konu var da yanıma gelir misiniz? Size anlatırsanız çok iyi anlarım. Getirin dosyaları, burada bakayım. Şey, burada olmaz. Masama gelmeniz lazım. Bilgisayarda da göstereceğim şeyler var. Zehra Hanım, kahveleri başka zaman içeriz. Peki Burak Bey, ne zaman isterseniz. Ya bu Burak neden normalde bana Zehra diyor ama başkaları geldiği zaman hanımla konuşmaya başlıyor? Ay kızlar, ne iyi ettiniz de geldiniz. Abla, ben daha önceden gelecektim ama annem dedi ki ayıpmış. Yeni evlenenlerin evine gidilmezmiş. Hayırlı ilacım, ben seni çok özlüyorum, çok seviyorum. Sık sık gel, olur mu? Abla, dün akşam Fatih eniştemle geldiğiniz zaman tüm kıyafetleri almamışsınız. Bir poşeti unutmuşsunuz. Yok yok, unutmadım. Ben onların içine baktım, daha onları giymem. Senin olsunlar. Abla, ciddi misin? Mor ceketin, leoparlı pantolonun, sen onları çok seviyordun. Fatih'in beğenmediği tüm kıyafetleri ayırdım. Enişteme diyeyim de siyah beyaz ceketi de beğenmesin. Onu da bana yollasın ablam. Abla, evlilik nasıl? Akşam pek bir şey konuşamadık. Abla, ben bir su mu içsem acaba? Ay Leyla, kusura bakma. Bir şey ikram etmedim size. Ne içersiniz? Çayım var, kahvem var, meyve suyum var. O zaman ben kurabiyenin yanına meyve suyu istiyorum. Leyla, çok ayıp. Ayşe, asıl senin yaptığın ayıp. Ne var? Ablasının evi. Tamam kardeşim, sen şu arkadaki masaya otur, ben getiriyorum. Abla, Zeynep ablayla Zehra ablayla birlikte oturmayı özledin mi? Özledim ama artık ben evli bir kadınım. Onlarla geç saatlere kadar oturup konuşamam. Veterinerden sonra kafeye gelirim, orada buluşuruz. Abla, bu ev kaç oda? Mutfakla oturma odasını bir yapmışlar işte burası. Bir de yatak odası dışında arkada küçük bir oda var. O odaya ne koydunuz? Şimdilik pek bir şey koymadık. Belki ileride bir şeyler alırız. Çocuk odası falan mı yapmayı düşünüyorsunuz abla? Ben gelince kalayım diye mi Elif abla? Tabii Leyla'cığım, sen de gelince kalırsın orada. Leyla, yok yok, ileride Elif ablamın bebeği olduğu zaman orayı çocuk odası yapacaklar. Ay, o zaman ben teyze olacağım. O zaman herkes onu sevecek. Gerçi ben de severim. Kızlar, bu tavsiyeleri konuşmak için henüz çok erken. Anne, Mert'le babam halı sahana top oynamaya gitti. Biz seninle nereye gideceğiz? Kızım, biz de seninle birlikte alışverişe çıkıyoruz. Hani çok istediğim bir prenses kostümü vardı ya, onu almaya. Ayy, anneciğim, seni çok seviyorum. Aa, bu Zeynep değil mi? Zeynep! Aa, Canan abla merhaba. Hayırdır, bir şey mi oldu? Ya Zeynep, kaç gündür soracağım ama kuaför hep doluydu, bir türlü soramadım. Arda çok heyecanlıydı. Sana evlenme teklifi edeceğini söyledi ama daha sonradan evde bir karış suratla gezmeye başladı. Evet etti de ailemin fikrini almadan ona evet diyemedim. Arda bize hiç sormadı bile. Bak Zeynep'e, nasıl anneden babadan habersiz iş yapmıyor. Zeynep'cim, tamam senin ailen Arda'yı görecek de bizimkiler de seni bir görsün. Niye ki Canan abla? Sizinkiler beni beğenmezse Arda benden vaz mı geçecek? Yok ya, Arda hiçbir şekilde senden vazgeçmez. E Zeynep, sizinkiler Arda'yı beğenmezse sen ondan vazgeçer misin? Canan abla, benim için annemle babamın düşüncesi çok önemli. Onların istemeyeceği bir evliliğe ben de razı olmam. Elime çok güzel bir koz geçti. Bunu hemen Arda'ya söyleyeyim. Bak, Zeynep seni onu sevdiğin kadar sevmiyor diyeyim. Ama eminim ki ailem Arda'yı çok beğenecek. Çünkü o çok iyi bir insan. Bunları Arda'ya dememe gerek yok. Hadi Zeynep'ciğim, görüşürüz. Tuğçe'ye gel.
Aa Canan ablacığım, nasılsın görüşmeyeli? Ay kusura bakma, gelemedim. Ailemi ziyarete gitmiştim. Yok canım, ne kusuru? Nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim. Arda nasıl? Şey Arda iyi de. Evlenecekmiş. Bana kalsa daha yaşı küçük. Gezsin dolaşsın, nasılsa ileride evlenir. Öyle deme Canan abla. Bence tam zamanı. Şöyle iyi, güzel bir kısmet bulunca hemen evlenmeli. Mesela benim gibi. Ya öyle de işte. Sana bir şey söyleyeceğim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Ve diğer kanallarımıza abone olursanız çok seviniriz. Hoşça kalın.